Real TV Amerika'dan haber verir. Eski başkan Donald Trump sahalara döndü. Bugün Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini düzenledi Donald Trump. İşte eski başkan muhaliflerine karşı durmak ve kendi partisi içinde de etkisini sürdürmek için mitingini Ohio eyaletinin Wellington şehrinde yerel saatle 19'da düzenledi. Tabii miting alanında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Mitingde binlerce Trump destekçisi vardı. Katılım yüksekti. Hemen mitingin içeriğine bakalım isterseniz. Genel anlamda Trump'ın mitingindeki dili sertti. Başkan Joe Biden ve Demokrat Parti'nin politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu konuşmasında. Özellikle de son seçimde oyların sayılması ile ilgili iddialara yer verdi Trump konuşmasında. Tabii Kasım 2020 seçimlerindeki yenilgisini de oyların sayılmasındaki hilelerin neden olduğu iddiasını yineledi. Seçimleri iki kez kazandık ve üçüncü kez kazanmamız gerekebilir dedi ve bunu mümkün şeklinde konuştu. Daha sonra ülkede son zamanlarda oldukça gündemde olan göçmen yani migrant sorununa değindi Trump ve şöyle dedi. Ülkemize gelen milyonlarca insan var. Kim olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Joe Biden bizim yaptığımızın tam tersini yapıyor şeklinde konuştu. Ayrıca Trump Joe Biden'ı Çin'e boyun eğmekle de suçladı ve performansının dünya sahnesinde utanç verici olduğunu söyledi. Eski başkanın mitinginde aslında dikkat çeken bir nokta da yaptığı konuşmasında yeniden aday olup olmayacağı konusunda net bir ifade kullanmaması oldu. İşte Trump sadece Cumhuriyetçi Parti'nin Amerika Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu tekrar sağlayabileceği yönünde seçmenleri teşvik edici sözlere yer verdi mitinginde. Aslında Trump'ın bugünkü mitingi için 2022 ara seçimlerinde kongredeki çoğunluğu geri almak için cumhuriyetçilere motivasyon konuşmasıydı da diyebiliriz. Tabii eski başkanın mitingleri sadece bugünle sınırlı değil. 30 Haziran'da yani 30 İyun'da Texas valisi Greg Abbott'la birlikte Meksika-Amerika sınırını ziyaret edecek. Tabii bununla birlikte Trump'ın 3 Temmuz'da yani 3 İyul'da da Florida'da bir miting yapması bekleniyor. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.